merhabalar. Türkiye AB ilişkilerini işleyeceğiz Tonguç. Hazır mısın? Hocam AB deyince ne aklımıza getirmemiz gerekiyor? Avrupa Birliği Tonguç. Aa tamam hocam. Avrupa Birliği. Sen Avrupa Birliği'ne girecek miyiz Tonguç? Sence girebilecek miyiz? Hocam almıyorlar. Vizeyi de kaldırmıyorlar. Ben de çok e, şey yapmıyorum. Tınlamıyorum diyorsun. Tınlamıyorum. Umurumda değil. Aferin Tonguç. Şimdi bunu... Girsek de olur, girmesek de olur. Sağlık olsun diyorsun. Ee, onlar bize katılsın değil mi Tonguç? Biz daha büyüyoruz evet, öyle Türkiye mi? Birliği kuralım hocam. Onlar bize katılsın. Türkiye Birliği. Türkiye Birliği nasıl olacak Tonguç? TB hocam. TB güzel. Şimdi 1959 yılında ilk olarak Türkiye AET'ye Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üyelik için başvuruyor Tonguç. Bu çok önemli. Tamam mı? Kapısını çaldık yani. Kapısını çalıyoruz. İlk başta bu Avrupa Birliği'nin ismi Avrupa Ekonomik Topluluğu. Yani Avrupalı devletler kendi aralarında birbirlerine ekonomik destek olmak, birbirlerinin ekonomisini korumak için bir topluluk oluşuyorlar. Biz de diyoruz ki biz de size katılmak istiyoruz diyoruz. Ve İlk olarak 1963'te Türkiye-Ankara Anlaşması ile Avrupa Ortak Pazarına giriyor. Yani oradaki pazarı biz de ortak bir şekilde kullanabiliyoruz. Fakat 1980 yılında Türkiye'de darbe oluyor. Darbe ne demek Tonguç? Hocam darbe, şimdi ben mesela kafamı bir yere çarptığım zaman darbe yiyorum hocam. Evet darbe yiyorsun. İşte e, ordumuz da e, 1980 yılında darbe yapıyor. 12 Eylül askeri darbesini yapıyor. Tabii ki Avrupa Birliği de böyle bir şeyi tasvip etmiyor. Yani darbe yapılan bir ülkeyle biz ister istemez birleşik olamayız. Sizin için demokratik olmadığı için. Demokratik olmadığı için kabul etmiyor. O dönemde askıya alınıyor. 1987'de yeniden kolonyamızı, işte ne bu çikolatamızı, Çikolata alıyoruz. Yeniden Avrupa Birliği'ne tam üyelik için Evlenecek başlıyoruz. Evlenecek hocam? Avrupa Birliği'nde var. Canım. Aynen evleneceğiz. Kız istiyoruz Avrupa Birliği'ne. Yabancı ha. gelin alacağız. Hangi ülke istiyoruz hocam? Hangi ülkeden alalım sence Tonguç? Hocam. E... Fark etmez. Fark sen, etmez. Sen, <laughs> sen sen zaten neyse bir şey söylemeyeceğim Tonguç. Şimdi 1997 yılında ise Türkiye Avrupa Birliği genişleme kapsamını anlıyor. Yani Avrupa Birliği belki alabiliriz diyor böyle hafiften bize e, pas vermeye başlıyorlar Tonguç'um. E, tabii süreci sürekli olarak uzatmaya çalışıyorlar. Sence neden uzatmaya çalışıyorlar Tonguç? Hocam bence biz Müslüman olduğumuz için öyle hocam. Müslüman olduğumuz için mi? Onlar Hristiyan, hasta Hristiyan Birliği diyorlar Avrupa Birliği'ne hocam. He, Hristiyan Birliği diyor. Doğru, mantıklı. Ama esasında en önemli şey medeniyet değil mi Tonguç? Yani medeni olsa, ol, olan insanlar her dine, herkese saygı duyması gerekiyor. öyle evet, değil hocam. Mi? Müslümanlar zaten tüm dinlere saygı duymuş zamanda. Biz Osmanlı tüm dinlere saygı duymamış mıyız Tonguç? Hristiyanlar, Museviler bizim içimizde huzur içinde yaşamamışlar mı Tonguç? Ama hocam işte ee, şey bilmiyorum A hocam. Çünkü politik ben politik bir adam değilim hocam yani. Aynen ben aşk çocuğuyum diyorsun. Evet hocam ya. Yani. <laughs> ben onunla değil politik. <laughs> Anladım Tonguç. 1999'da Helsinki'de bu güzel bir şey haber bak güzel bir haber. Helsinki zirvesinde Türkiye adaylık statüsü tanıyor. Yani artık belki alabiliriz de adımız resmileşiyor. Artık sizi alabiliriz gibi diyorlar 1999'da. Biz de o süreçten beri 2009 yılında Türkiye bir bakanını Avrupa Birliği ilişkilerini yürütmek üzere görevlendiriyor. Golf arabasıyla mı gönderiyor? Evet, golf arabasıyla gönderiyor. Daha böyle modern duralım. Çok daha elit böyle, Elit. Öyle. Vay adam golf oynuyorsa kesin bizim birliğe katılsın, havası versinler diyoruz. Ee, ve artık onlara ciddi bir şekilde ilgilendiğimizi, bu işi çok istediğimizi göstermek için. Avrupa Birliği Bakanı çıkarıyoruz Tonguç. Günümüzde de Türkiye Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde Avrupa Birliği üye olmadan Avrupa Birliği Bakanı çıkana ilk iki yazı yok. Ama yok. Oraya üyelik süreci için bir bakan yapıyoruz yani. Hani Oraya üyelik, onun takibi ha. için bir bakan yapıyoruz. Evet. Öyle düşünmeyelim. Ama bakan çalışıyor mu hocam? Çalışıyor. Deli gibi çalışıyor hem de. Sürekli bizim batı ile olan ilişkilerimizi düzenliyor. Mesela Türkiye'de şu anda yaşanan birçok demokratik gelişme Avrupa Birliği sürecine girebilmek için yaşanıyor Tonguç'um. Bir de ee, hala müzakereler sürüyor. Müzakere ne demek Tonguç? Müzakere hocam ee, zakeden geliyor hocam. <laughs> Zake e, reyle birleşince zakere oluyor. Evet. O da müze birleşince görüşme demek hocam. Oo çok iyi. Yani... Zaten Arapçada mü bir işi yapan demek değil mi? Zikire evet. yapan değil mi? Müzakere. Güzel. Tonguç Akademi Koma iyi oldu mu Tonguç? Hocam oldum. Bütün e, akraba talukatın iyi oldu. Harikasın. Herkesi üye yapıyorum. Herkese tamam. paylaşıyorum Tamam. Ödülü soru yap. Cevapları gönder bakalım tamam.